Evet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ahmet geldi mi? Geldi hocam. Tamam. Bir sesi kontrol et bakalım. Sesimiz de geliyor mu? Tamamdır. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar cümleten. İstanbul Üsküdar Uğur Elektronik'te diyemiyorum. Bugün İstanbul'da değiliz. Şu anda Sivas'tayız arkadaşlar. Otelimize geldik. Sazlı sözlü güzel bir akşamdı. Buradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sazlarıyla, sözleriyle bize güzel bir akşam yaşattılar. Güzel bir gece yaşattılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Tabii bu sokağa çıkma yasağından dolayı da dağıldık. Biz de otelimize geldik. Yarınki canlı yayınımızı bugün yapalım dedik. Yarın da buradayız. Akşamleyin Allah nasip ederse döneceğiz inşallah İstanbul'a. Pazartesinden beri biliyorsunuz buralardayız. Uğur Elektronik olarak müşterilerimizin ziyaretini gerçekleştirmek istedik. Bu etkinliğimize bir isim koyduk. Dedektör ile Devri Alem. Bunun sitesini de hazırladık arkadaşlar. Sitesini de yayınladık. Dedektör ile Devri Alem sitemiz şu anda faal. Bütün etkinliklerimizi, gittiğimiz her yeri bu siteden yayınlayacağız. Fotoğraflarımızı, videolarımızı, orada yaptığımız etkinlikleri, konuşmaları, görüşmeleri, söyleşileri, işte tarihi yerlerin ziyaretlerini, sazlı sözlü ziyaretlerimizi, oradaki işte esnaf kardeşlerimize yaptığımız ziyaretlerimizi bu site üzerinden yayınlayacağız. www.dedektor ile devrialem.com arkadaşlar. Dedektor ile devrialem.com sitemizin adı bu. Bu etkinliğimizin Facebook'ta bir sayfası da var. Dedektör ile Devri Alem. Değil mi Ahmet? Sayfası evet, bu. Hocam. Bu sayfa da faaliyete geçti. Bütün etkinlikler bu sayfadan da yayınlanacak. Facebook'taki bu sayfadan da yayınlanacak inşallah. Haberiniz olsun. Biz de buradan takip edin. Biz Uğur Elektronik olarak ve ben şahsım Uğur Kulaç olarak uzun bir süredir böyle bir şey yapmayı planlıyordum aslında. Bu pandemi biliyorsunuz geçen bu yılın işte Ocak ayları itibariyle Şubat, Mart patladı artık. Çıktı piyasaya. Geçen sene yani bu senenin yazında artık geçen sene oldu. Bu ay sonu artık yılbaşı, yıl bitiyor. Yazında biz bu etkinlikleri yapmak istiyorduk. Ama bu hastalıktan dolayı çıkamadık biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasakları bilmem neler vardı çıkamadık. Biz de yıl sonu itibariyle kış da olsa bu faaliyeti başlatma kararı aldık. Amacımız müşterilerimize ulaşmak. Onların ayaklarına gitmek, yanlarına gitmek, ziyaret etmek. Onlarla hasbihal etmek. Varsa bir sorunları, sıkıntılarını dinlemek ve gidermek. Uğur Elektronik olarak ürettiğimiz metal dedektörleri veya işte algılama sistemlerinin ürünlerimizin daha doğrusu arkasında durduğumuzu göstermek istiyoruz biz. Müşterilerimizden kaçmadığımızı, müşterilerimizle sürekli yakın temasta olduğumuzu, onlarla hasbihal halinde olduğumuzu, içli dışlı olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de hiçbir firma böyle bir şey yapmadı. Belki de farklı sektörlerde de olsa pek yapıldığını zannetmiyorum. Biz metal dedektörü satan bir firma olarak bunu ilk defa gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi amacımız müşterilerimizin yanına gitmek, sıkıntılı olan, cihazlar konusunda sıkıntısı olan, işte toprak ayarı yapamayan, cihazı kullanmakta zorluk çeken müşterilerimizin birebir yanında olup onlara arazide bu cihazların kullanımını göstermek istedik. Bunu da gerçekleştirmeye başladık. Sivas'ta, Kayseri'de ve Nevşehir'de bizleri dinlemek için gelen, bizlerle hasbihal etmek için gelen müşterilerimizden bazılarının sıkıntılarını giderdik.
Bu birçok şeyi ortadan kaldıracak. Biliyorsunuz sosyal medyada firmamız ve şahsımla alakalı yazıp çizen bir sürü kendini bilmez adam var. Bunlara şahit oluyorsunuz. Sosyal medyada faalseniz, etkinseniz, sayfalara girip çıkıyorsanız veya bazı sayfalarda gruplardaysanız bunları görmüşsünüzdür. İnanın bizi tanımayan, bizi bilmeyen, bizle yan yana gelmemiş ses az mı deniyor Ahmet? Burada sesi açmanın bir faydası olur mu? Olmuyor mu? Tamam. Şu anda tabletimizden yapıyoruz canlı yayınımızı. Cep telefonundan yaptığımız zaman biraz daha düzgün geliyor ses ama ben yine yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Tabii otel odasında çok da yüksek sesle konuşamıyorum. Hakkınızı helal edin. İşte bu sosyal medyada klavye delikanlıları var ya. Bu adamların inanın birçoğunun bizle bir ilgisi alakası yok arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Böyle salak saçma yazılar yazıyorlar. Biz de bunu ortadan kaldırmak istedik. Müşterilerimizden çekinmediğimizi, müşterilerimizle hasbihal etmekten hiçbir zaman korkmadığımızı, ürünlerimizin arkasında durduğumuzu göstermek için biz de böyle bir yol seçtik. Türk milleti sıkıntısı da olsa, derdi de olsa çok fazla söylemeyi, konuşmayı sevmiyor. İnanın ürünlerimizi satarken satın alan müşterilerimize biz kartvizitlerimizi veriyoruz. Diyoruz ki bir sıkıntınız olduğu zaman arayın. Ya en azından bir mesaj atın. Biz sizi görüntülü dahi olsa ararız. Size bu cihazın kullanımını anlatırız, tarif ederiz, gösteririz. Birçok müşterimiz nedense çekiniyor bundan. Arkadaşlar, ürün aldığınız zaman aramaktan çekinmeyin. Artık bizi aradığınız zaman Tuncay kardeşim yanınıza gelecek. Yani uzaktan uzağa sizlerle bir görüşme yapmayacağız. Yine yapmaya devam ederiz. Hiç sıkıntı yok. Ama Tuncay kardeşimizi görevlendirdik. Nerede olursanız olun sizi bulacak. Gelecek yanınıza. Telefonunuzu, adresinizi bize vereceksiniz. Gelecek ve size arazide yardımcı olacak. Bu cihazın kullanımını size öğretecek. Böylece işte o klavye delikanlıları var ya, onların artık söyleyecek bir şeyleri kalmayacak. Bizim kimseyle bir derdimiz, sıkıntımız yok. Biz sonuçta bir firmayız. Bir işletmeyiz. Ticaret yapıyoruz. Amacımız ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmak. Sizlere ulaşmak. İstanbul'a gelmeyen, gelmek istemeyen kardeşlerimizin yanına gitmek. Bizzat ürünlerini götürmek. Onlara bunun kullanımını öğreterek teslim etmek istiyoruz. Bunu bugüne kadar kimse yapmadı. Biz Uğur Elektronik olarak yapmaya başladık. Bu bir yıllık bir program arkadaşlar. 2021'in sonuna kadar bu program uygulanacak. Her ay düzenli bir şekilde bu seyahatler, bu ziyaretler gerçekleşecek. Bizi davet etmek istiyorsanız az önce söylediğim site dedektör ile devrealem.com. Bu sitede bir form var. Lütfen bu formu doldurun. Bu formu doldurduğunuz zaman bilgileriniz bize ulaşır. Biz de sizi ararız. Bir gün, bir zaman kararlaştırırız ve sizi ziyarete geliriz. Cihaz satın almak isteyen arkadaşlarımız da aynı şekilde bu formu doldururlarsa, satın almak istedikleri, görmek istedikleri cihaz hangisi ise ayaklarına kadar gelecek. Hatta arabamızda farklı cihazlarımız da var. Onlara da bizzat arazide görüp deneyebilecekler. Ayrıca bizim Türkiye'nin 18 farklı ilinde bu yaz gömdürdüğümüz metaller var. Burada Sivas'ta ben ilk geldiğim gün size videosunu atmıştım. Bu illerdeki gömülü olan metaller bu bahar itibariyle açılmaya başlanacak arkadaşlar. Ve öyle tek başımıza çukurun başına gidip açmayacağız. O bölgedeki dedektör kullanıcısı ve defineci olan kardeşlerimizi de davet edeceğiz. Onların gözünün önünde ve hatta noterde davet edeceğiz. Bütün bu insanların gözünün önünde cihazlarımız o metalleri tespit edecek, ayıracak ve herkesin gözünün önünde o çukurlar açılacak arkadaşlar. O metalin o çukurdan, o derinlikten çıktığını herkes görecek. Zaten onların gömülürken videoları bizde var. YouTube Uğur Kulaç kanalımızda mevcut. İstediğiniz zaman girip seyredebilirsiniz. İşte bu yaz o metallerin de açılışı ile alakalı çalışmalarımızı işte kurduğumuz bu ekip vasıtasıyla gerçekleştireceğiz.
Ben de her ay düzenli bir şekilde bu çalışmalara katılacağım. Allah'ın izniyle. Her ay 1-2 ile de Tuncay kardeşimle beraber ben de ziyarette bulunacağım. Bu kardeşlerimizle, o illerdeki kardeşlerimizle de hasbihal edeceğiz. Evet, pazartesinden beri buralardayız. Sivas bölgesi, Sivas ili benim çok sevdiğim bir il. Ben Türkiye'nin bütün illerini, neredeyse illerin ilçelerinin tamamını ziyaret ettim. Hatta birçoğunun köy ve kasabalarına dahi gittim. İnanın bu ülke insanları samimi ve sıcakkanlı. Türk milleti misafirperver. Ben inanıyorum ki bu insanlarla anlaşamayacağınız bir şey olamaz. Her şekilde ne olursa olsun, mevzu ne olursa olsun, sorun ne olursa olsun ben Türk milletiyle, Türk insanıyla anlaşılabileceğine inanıyorum. O yüzden biz de bu toprakların insanlarıyız. Nereli olursak olalım hiç fark etmez. İster Karadenizli, ister Doğulu, ister Batılı, ister Güneyli. Hiç fark etmez. Nereli olursak olalım bir araya geldiğimiz zaman biz bir ortak nokta bulabiliriz diye düşünüyorum. Amaç sadece ticaret yapmak değil. Amaç sadece bir ürünü satmak değil. Amaç bir kaynaşma gerçekleştirmek, bir bütünlük sağlamak, bir nasıl diyeyim, bir kardeşlik tesis etmek. Benim temelde amacım bu. Uğur Elektronik aslında bu işte bir nevi bize bir otomobil görevi görüyor. Bir hedefe ulaşmak için bir araç görevi görüyor. Ben de Uğur Elektronik vasıtasıyla sizleri ziyaret ediyorum. Yıllar içinde birçok bölgeye gittim, birçok yere gittim. Birçok insanla yan yana geldim, hasbihal ettim, çalıştım. Öyle veya böyle ben Türk insanının anlaşabileceğine inanıyorum. Sivas benim sevdiğim bir bölge. Türkiye'nin birçok yerine gittim ama Sivas benim sevdiğim bir bölge. Neden? Biraz onu anlatayım. Ben Giresun Alucuralıyım biliyorsunuz. Karadenizliyim. Bizim memleketimiz Sivas şu şehrine, işte Şebinkarahisar'a çok yakın bir yer. Babam rahmetli buraları çok severdi. Yani Su şehrine, Şebinkarahisar'a ve Sivas'a gelirdi çoğunlukla. Ben de onun vasıtasıyla bu bölgeyi tanıdım. Tabii Karadeniz'de, sahilde, Fatsa'da, işte Giresun'da, Ordu'da, Rize'de benim akrabalarım var. Yani sahille de bağlantımızı koparmış değiliz. İnşallah oralara da ziyaret gerçekleştireceğiz. Yani oradaki arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de ziyaret edeceğiz inşallah. Ahmet ben buradan şeyleri görebiliyor muyum, yorumları? Şunu bir yana çeksene bir göreyim. Öbür taraftan çek, senin olduğun taraf. Bir tıkla. Allah Allah. Ben yorumları görebiliyordum. Dur basma biter. Daha önce yorumları görüyordum Ahmet. Şimdi göremiyorum. Evet. Dediğim gibi sadece bu bölgede kalmayacağız. Biz bir haftalık bir program yaptık bu bölgede. İşte Sivas, Kayseri, Nevşehir, işte Aksaray, Niğde gibi buraları bitirdik. Önümüzdeki hafta itibariyle gideceğimiz diğer bölgelerin yer bilgileri de hem Dedektör ile Devralem sitemizden hem de sosyal medya işte argümanlarından, bizim gruplarımızdan, sayfalarımızdan, Facebook'tan, YouTube'dan yayınlanacak. Nerede olacağız? Hangi saatte, hangi günde yayınlayacağız? Tabii sizin davetleriniz önemli. Bizim biraz da yol güzergahımızı sizin davetleriniz belirleyecek. Hangi ilden daha çok davet alırsak, hangi ilden daha çok çağrı alırsak oraya gitmeyi planlıyoruz ilk etapta. Tabii şu pandemiden dolayı da çok da kalabalık bir araya gelemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Havalar düzgün gittiği için biraz daha yola çıktık. Ama bu yıl, bu ay sonu itibariyle Ocak, Şubat biraz daha havalar sertleşebilir. Fark etmez. Tuncay kardeşim yine de ziyaretlerini gerçekleştirecek. Yani sizin çağrılarınıza biz cevap vereceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Bu akşam güzel bir sazlı sözlü
arkadaşlarımızın davetine katıldık. Tuncay kardeşim saz çaldı. Türküler söyledik hep beraber. Benim sesim pek güzel değil ama ben de söyledim bir şeyler. Saz çalmayı da ufak ufak öğreniyorum artık. İnşallah birkaç ay sonra ben de çalmaya başlarım. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar biliyorsunuz Uğur Elektronik şurada bu ayın sonunda birkaç gün sonra öyle diyeyim. 21 yılına girecek. 21 yıllık bir firmayız biz. Ben 21 yıldır bu firmanın bugünlere gelmesi için elimden geleni yaptım. İnşallah bundan sonra da arkadaşlarımız bu firmanın daha uzun yıllar sizlere hizmet vermesi için çalışmaya devam edecekler. Allah'ın izniyle. Sadece metal dedektörü değil, farklı sektörlere de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir ARGE merkezi kurduk. Bu ARGE merkezimizde çoğunlukla yazılım üzerine çalışıyoruz. Farklı sektörlerle alakalı yazılımlar geliştiriyoruz. Güzel bir mühendis kadromuz var. Üretimimiz kendimize ait. Hiçbir şekilde başka birinin cihazını alıp kopyalamak gibi bugüne kadar böyle bir şey yapmadık. Yapmayacağız da. Yakında tek paramız da çıkıyor arkadaşlar. Son çalışmaları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki haftaki canlı yayınımızda isim meselesini de size duyuracağız. Yani tek paramızın ismiyle alakalı duyurumuz da olacak. Her hafta bu şekilde size tek paranın, tek para cihazının, işte yüzey arama cihazımızın lansmanını yapmaya başlayacağız. Ve bir gün size artık cihazı bir bütün olarak tanıtmış olacağız. Biraz sabırlı olun arkadaşlar. Güzel bir cihaz yaptık. İnşallah ihtiyaçlarınıza cevap verecek kalitede bir cihaz bu cihaz. Tek para diyoruz ama ciddi anlamda bir derinliği var bu makinenin. Onu da söyleyeyim size. Ve tek paranın verdiği keyfi verecek. O zevki verecek size. Onu da söyleyelim. Çıktığı zaman tamamen artık satışa hazır olduğunda tanıtımını da ben bizzat kendim yapacağım. Ben elimden geldiğince, gücüm yettiğince bu firmanın hak ettiği yere doğru yükselmesini sağlamaya çalışacağım. Biz tabii ekip olarak çalışıyoruz. Sadece ben tek başıma bu mücadeleyi vermiyorum. Bir ekip olarak gayret ediyoruz. Tabii belli bir yerden sonra, belli bir aşamadan sonra artık arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yetiştirdiğim elemanlarımın, oğlumun kontrolüne geçecek firma inşallah. Ben 51 yaşına geldim. Ben artık çocuklarımla biraz daha fazla ilgilenmek istiyorum. Ailemle biraz daha fazla ilgilenmek istiyorum. İşte böyle gezmek, arkadaşlarımla hasbihal etmek, zaman geçirmek, bu ülkeyi, dünyanın farklı ülkelerini görmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar inşallah Allah nasip ederse bu firma benim istediğim seviyeye geldiğinde artık kontrol mekanizması bu kardeşlerimin, arkadaşlarımın, elemanlarımızın elinde olacaklar. Firmamız güzel bir altyapısı olan, tamamen nasıl dersiniz ona siz, profesyonelce her şeyle ama tam dört dörtlük olarak benim istediğim düzeye yavaş yavaş geliyor. Kurumsal bir firma kimliğine bürünüyor. Gerçekten bir kurumsal firma kimliğine bürünüyor. Yani ben olmasam bile bu firmanın ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyorum ve inşallah oraya doğru gidiyoruz. Böyle göstermelik, dandik bir kurumsallık değil bu. Tam anlamıyla bir kurumsallık çatısı altına yavaş yavaş giriyoruz. Böyle olduğunda bir zaman sonra artık bana ihtiyaç kalmayacak. Ha ben fikirlerimle, işte öngörümle yine yardımcı olacağım, destek olacağım Allah'ın izniyle. İşte arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Oğlumu yetiştiriyorum bir taraftan da. Onlar inşallah devam edecekler. Ben de elimden geldiğince onlara destek olmaya devam edeceğim inşallah. Tabii Allah uzun ömürler verirse inşallah, hayırlı, güzel, şöyle sağlıkla, sıhhatle uzun ömürler verirse ben sizinle çok zaman geçirmek istiyorum. Yani bir büroya, bir şirketin içinde bir odaya hapsolmak istemiyorum. Ben Anadolu'da olmak istiyorum. Ben bu yurdun her köşesinde olmak istiyorum. Keyif alıyorum bundan. Sizinle olmaktan keyif alıyorum. İnanın
şu bir haftadır buralardayım. Gittiğimiz her yerde, gittiğimiz her yerde el üstünde karşılandık. Oturtacak yer bulamadılar bizi bu insanlar. İkramda kusur etmediler, saygıda kusur etmediler. Bizi ailelerinden biriymiş gibi kabul ettiler. O şekilde mütevazi ve tevazuyla, alçak gönüllülükle bizi karşıladılar. Ben tekrar yeniden canlandım, öyle diyeyim. Hoşuma gitti ve anladım ki bu topraklar ve bu toprakların insanları hala ruhlarında, gönüllerinde bir şeyleri muhafaza ediyorlar. O yüzden ben artık zamanımın çoğunu sizlerle geçirmek istiyorum. Anadolu insanlarıyla geçirmek istiyorum. Bu ülkenin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, her yerde olmak istiyorum. Sizi dinlemek istiyorum. Bir ateşin başında, bir mum alevinin başında, bir sobanın başında, işte sazlı sözlü bir sohbetin başında sizle bir arada olmak istiyorum. Bu yüzden zamanımın artık büyük bir kısmını şu birkaç cihazı da inşallah piyasaya çıkarttıktan sonra sizle geçirmeye başlayacağım Allah'ın izniyle. Böyle bir karar verdim. Haberiniz olsun. Artık yaş kemale erdi. Yani çalış çalış, nereye kadar çalış yani, değil mi? Evet arkadaşlar, bugün Sivas'tayız. Sivas'tan canlı yayınımızı yapalım dedik. Önümüzdeki hafta yine cuma günü olacak canlı yayınımız. Bu canlı yayınımızda İstanbul'dan yapacağız Allah nasip ederse. Tek paranın tanıtımına yine devam edeceğiz. Tuncay kardeşimin önümüzdeki hafta nerede olacağını, hangi illerde olacağını size de duyuracağız. Hakkınızı helal edin. Bugün biraz dolaştık, gezdik. Yarın yayınlayacağız. Bugün nereleri gezdik, nerelere gittik. YouTube'dan her gün sürekli bu videolar atılacak. Güzel yerler dolaştık, gezdik bugün. Onları da size yayınlayacağız. Siz de lütfen seyredin. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Bizden aldığınız her ürün bizi ayakta tutar. Bizim daha güzel şeyler yapmamızı sağlar. Yorum yazmanız, bize tavsiyelerde bulunmanız, eğer yoldan çıkarsak bizi yola sokmanız bizim hoşumuza gider. Mutlu oluruz. O yüzden bize bu şekilde destek olun. YouTube'daki Uğur Kulaş kanalımız olsun. İşte Facebook'taki yine Uğur Kulaş sayfamız ve gruplarımız olsun. Buraları ziyaret edin. Videolarımızı seyredin. Abone olun. Yorum yazın. Bizden ürün alın. Gelin sohbet edelim. Çağırın gelelim sohbet edelim. Biz sizden olduğumuzu, sizin içinizden olduğumuza inanıyoruz. Siz de eğer buna inanıyorsanız lütfen bizi davet edin arkadaşlar. Evet. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Herkes evinde sohbet ediyor, dinleniyor şu anda. Çayını içiyor, yemeğini yiyor. Önümüzdeki hafta cuma günü İstanbul'dan inşallah bir arada olacağız, görüşeceğiz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum Sivas'tan. Geceniz hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun. Her türlü kötülükten, kazadan ve beladan, musibetlerden ve felaketlerden sizleri muhafaza buyursun. Gönlünüzü ferahlatsın ve genişlesin. Rızkınızı genişlesin inşallah. Geceniz hayırlı olsun diyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz de şimdi istirahate çekileceğiz. Çünkü yarın sabah erkenden kalkıp bir etkinliğe katılacağız. Onun da videolarını çekeceğim. Size göstereceğiz, yayınlayacağız. Bizi lütfen takip edin. Takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.